Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte önümde görmüş olduğunuz Kodak'ın ürettiği Pix Pro SP360 isimli aksiyon kamerasını inceleyeceğiz. Zaten model adından da belli olacağı gibi SP360 diyor. Bu 360 derecelik videolar çekebileceğiniz bir aksiyon kamerası. Böyle direkt standart gelen bir modeli de var. Hani sadece aldığınızda bu geliyor ve işte şarj adaptörü vesaire gibi şeyler geliyor. Bir de paketler halinde satılan versiyonları var. 3 farklı paketi var. Bizdeki Explorer paketi. Onun dışında Aqua Spor ve Extreme adında daha değişik kutu içeriğine sahip olan modelleri de var. Kutu içeriğine birazdan değineceğim. Ürünün öncelikle tasarımından başlayalım. Şimdi ürünü aldığınız zaman lensini korumak için bir tane kapak geliyor. Bu kapağı kaldırıyorsunuz ki çekim yapabilelim. Lensin kapağının altında bir tane daha kapak var. Bunu da açıyorsunuz. Onu dilerseniz açmayabilirsiniz aslında. O hem sudan hem tozdan hem de darbeden koruyor lensinizi. Ürünün 3 farklı koruma özelliği var. Shock proof dedikleri işte darbeye dayanıklı. Donmaya karşı dayanıklı. Onun dışında da suya karşı dayanıklı. Ancak suya karşı dayanıklı, hani suyun içine sokamıyorsunuz bunu. Üzerine gelen mesela yağmur damlacığı buna zarar vermiyor. O şekilde bir dayanıklılığı var. Eğer suya sokmak istiyorsanız ayrıca bir kılıf almanız lazım. Üzerindeki giriş çıkışlardan devam edelim. Kapağı kaldırdığımız zaman tripod yuvasının hemen altındaki micro HDMI ve micro USB yuvalarını görüyoruz. Ve bunların hemen altında micro SD kart girişi var. Bu micro SD kart 32 GB'a kadar destekliyor. Tripod yuvası dedim. Bu tarz aksiyon kameralarında direkt tripod yuvasını bulmak biraz zor. Bu modele koymuşlar ve bu bence çok iyi olmuş. Direkt tripodunuzu buna bağlayabiliyorsunuz. Bunların altında da hemen mikrofonları bulunuyor. Onun dışında yine yan tarafında kayda girme tuşu var ve OK tuşu var. Yani bu OK tuşu mesela menüler içinde dolaşıyorsunuz. O menüye girmek istiyorsanız bu tuşa basıp menüye girebiliyorsunuz. Ve bunun yanında da açma kapama ve yine menüler arasında dolaşma aşağı yukarı tuşları var. Bir tane de bildirim LED'i var. İşte bilgisayara bağlıyken ya da kayıt anındayken buradaki LED yanık duruma geçiyor. Hemen yine yan tarafında monokrom bir ekran var. Buradan görüntüleri izleyemiyoruz tabii ki de. Burada sadece işte kayda girdin, Wi-Fi bağlı ya da işte ayarları görmek için çeşitli seçenekler var. Görüntüyü wireless'la bir yere bağlayarak izleyebiliyoruz ki bu da ya Android ya da iOS bir cihaz olması lazım. Onun dışında alt tarafta pil yuvası var. Pili çıkabilen bir pil, dilerseniz değiştirebiliyorsunuz. 1250 mAh'lık bir bataryası var. Şöyle söyleyeyim, GoPro Hero 4'te yanlış hatırlamıyorsam, şuradan da tekrar kontrol edeyim, 1160 mAh'lik bir batarya vardı. GoPro Hero 4'ün bir tık üstüne çıkmış bataryası. Ayrıca performans olarak da gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Ortalama 160 dakika Full HD 30 FPS video çekebiliyor. Üründe Wi-Fi ve NFC seçeneği buluyor. Wi-Fi ile telefonunuza veya tabletinize bağlayıp oradan kontrol edebiliyorsunuz. Çekeceğiniz şeyi önceden görmek isterseniz. Ki zaten görmeden açıyı doğru ayarlamak bir hayli zor. Onun dışında NFC bağlantısı da telefonla direkt hani temas ettiriyorsunuz ve telefon bu ürünü tanıyor. Hiçbir wireless şifresi falan filan girmeden telefonunuzda hızlıca kullanabiliyorsunuz. Bu teknolojiyi de koymuşlar. Şimdi dilerseniz yavaş yavaş nasıl kullanıldığına bakalım. Onun yanında kutu içeriğinden neler çıkmış, bunlardan da bahsedelim. Evet, dilerseniz kutu içeriğiyle başlayalım. Kameramız burada dursun. İlk önce şöyle bir mount dedikleri olay geliyor. Pix Pro'yu bunun içine koyuyoruz ve daha sonra diğer aparatlara takabiliyoruz. Bu sayede hemen şöyle yerleştirelim hatta. Şimdi bu dediğim gibi diğer aparatlara takmak için lazım olan kılıf. Bu standart bütün paketlerinde var. Olması lazım zaten, yoksa ayıp etmiş olurlar. Şöyle koyalım. Onun dışında bir tane bar dedikleri olay geliyor. Bizim aldığımız kutunun içinden yine. Explorer modelinin içinden. Neredeydi o? Buradaydı. Bu. Bunu alıyoruz. Bakın şurada GoPro'dan farklı bir sistem kullanmışlar. Bunu şöyle açıyoruz. Gimbal dediğimiz teknolojiye benziyor. Şöyle içine sokuyoruz arkadaşlar. Daha sonra da buradan sıkıştırıyoruz. Ve dediğim gibi şu aparat sayesinde bu aparata bağlamış olduk. Bu alttaki bar dediğim olay bisiklete takmak için. Yani herhangi bir boruya takmak için aslında üretilmiş bir aparat. Şundan çıkartalım. Şuradaki vidalarını gevşettikten sonra şuraya boruyu sokup tekrar sıkıştırıyorsunuz ve orada sabit kalıyor. Bunu da kenara kaldıralım. Burada başka ne varmış? Bir tane yanlış hatırlamıyorsam ismini Quick Clip isminde bir aparatı var. Bu da şöyle gördüğünüz gibi kıskaçlı. Bunu internette araştırdığım kadarıyla kemerine takan var, şapkasının arkasına takan var. Hani 2 mm'den 10 mm'ye kadar her yere sıkıştırabiliyorsunuz. Öyle yazmışlar. Kullanım kılavuzunda
Kullanım amacı tamamen size kalmış durumda. Gördüğünüz gibi tripod yuvasından bağlıyoruz. Bunu takmak için kılıfa ihtiyacımız yok. Daha sonra bakalım başka neler varmış. Şöyle düz ve yatay düzeylerde tutturabilmek için iki tane aparatımız var. Böyle ya düz yüzeyde ya da şöyle yatay bir yere koyacaksınız. Buraya koyuyorsunuz böyle. Zaten yapışkanlı, hiçbir şekilde düşmüyor. Genelde bunu da kasklara falan yapıştırıyorlar. Aksiyon kamerası kullanan insanlar. Daha sonra bakalım. Kask aparatı bu arkadaşlar. Kaskın deliklerinden buraları böyle geçirip sabitliyoruz. Şimdi mount'undan çıkardık. Şu aparatları da göstereceğim. İki tane farklı kask aparatı var. Farklı açıları çekebilmek için. Sağ olsunlar, iki tane birden koymuşlar. Başka ne varmış? Hemen bakalım. Bunlar uzatma aparatları. Bunlar da eğer size şuradaki uzunluk yetmez ise bunlara takıyorsunuz arkadaşlar. Ve daha da uzamış oluyor. Şöyle hemen göstereyim. Hatta üçünü birbirine takarak bayağı uzun bir şey elde edebilirsiniz. Bu gayet mantıklı düşünülmüş bir aparat. İyice boyu uzamış oluyor. Bunlardan iki tane geliyor. Şunu da şuna ekleyerek böyle topyekün upuzun bir şey yapabilirsiniz. Onun dışında kutunun içinde şu var millet. Bu da işte hani şunlardan birisi kaybolursa diye yedeğini koymuşlar. Aynısı, hiçbir fark yok. Daha sonra şu kaska tutturma aparatının yapışkanlarının yedeğini koymuşlar. Eğer kaskınız kırıldı veya attığınız yeni kask alacaksınız, o orada kalmıyor. Onu çıkartıyorsunuz ve bunları kullanarak yeniden yeni aldığınız kaska yapıştırabiliyorsunuz. Onun dışında benim sevdiğim, şarj edebilmek için bir aparat var. Dediğim gibi pil çıkabiliyor. Çoğu aksiyon kamerasında olduğu gibi pilini çıkartıp bunun içine koyuyorsunuz. Ve şuradaki micro USB bağlantısından fişe takıp şarj edebiliyorsunuz. Kendi USB'sinden takarsanız şarj oluyor, eyvallah, ama iki pille dolaşıyorsanız siz bu şarjdayken bunu kullanabilirsiniz. Bunun pili bitince bunu şarja takıp buradakini çıkartıp buna takıp kullanabilirsiniz. Çok değişik bir cümle kurdum. Umarım anlatabilmişimdir. Yani iki pille dolaşabilirsiniz özetle. Bunu da kaldıralım kenara. Başka ne var? Bir priz geliyor. Bu priz tabii ki de bizim ülkemizde pek bir işe yaramıyor. Yurt dışından getirdiğimiz için priz bizimle uyumlu değil. Tabii prizin uyumlu olmaması bizim canımıza hiç mi hiç sıkmıyor. Zira cep telefonumuzun şarj aletiyle şarj edebiliyoruz. Şimdi dilerseniz yavaş yavaş mobil cihazımızla bir bağlantısını yapalım ve kameranın görüntülerine de bakalım. Şimdi iPad'imizi aldık. Bu dilersek Android bir cihaz da olabilir. Umarım Windows Phone içinde bunu yaparlar ki şahsen Windows Phone kullanıcısı olsam gıcıklığına almazdım ki alsam da zaten ne yapacağım? Kullanamıyorum uygulamasını. Umarım yakın süre zarfında yaparlar. Bu arada tanıtımına geçmeden önce, uygulamasının tanıtımına geçmeden önce fiyatından bahsedeyim size. Ortalama $250'lık bir fiyatı var. Yurt dışından alabiliyorsunuz. Sadece dilerseniz hani bir tanıdığınız geliyordur, onu getirtebilirsiniz ya da vergisini ödeyerek alabilirsiniz. $250 dediğim, mesela benim baktığım, araştırdığım kadarıyla ekstrem pek. Hani içinde bundan da fazla aparat olan versiyonu, işte su geçirmeyen aparatı falan filan da var. Bizimki de bir $20 falan daha ucuzdu yanlış hatırlamıyorsam. Neyse, lafı fazla uzatmadan uygulamasına geçelim. Uygulamasını açmadan önce PixPro'yu açıyoruz. Şuradan on-off düğmesinden. Açıldı. Şimdi burada waiting diyor. Yani diyor ki beni bir ağa bağla. Hemen geliyoruz. Wi-Fi ağlarımızda. Şimdi PixPro SP360'ı buldu. Hemen yapıştıralım. O bağlana dursun. Ki bağlandığı işareti de görüyoruz. Açıyoruz uygulamamızı. Merhaba diyor. Hoş geldin diyor. Ve aha da ben çıktım karşınıza. Görüntü biraz geç geliyor. Bu çok normal. Wi-Fi üzerinden aktarım yapıyor. Bu konuya aldırış etmiyoruz. Kameranın 360 derece olması özelliği. Şöyle. Bakayım nasıl görüyorsunuz. Aynen, gayet net gözüküyor. Şu an odanın iki duvarını da görüyor. Yani sizin kamerada gördüğünüz şurası aslında odanın yan duvarı. Şurası da diğer duvarı. Tabii 360 derecelik olayı aslında böyle değil. Şimdi ben size stüdyonun diğer tarafını da gösterebileceğim. 360 derecelik çekim modu sayesinde. Şurada bakın arkadaşlar, bir tane tuş var. Bu çekim modlarını değiştiriyor. Basıyorum buna. Gördüğünüz gibi uzaylıya dönüştürdü beni. Şu an odanın karşı tarafını da çekebiliyor. Beni de çekebiliyor. Hatta yan duvarları da alıyor. Şimdi tekrar buraya koyalım. Evet, yine bir uzaylı ile karşı karşıyasınız. Yine aynı şekilde yapıyor. Ancak bu sefer görüntüyü ikiye böldü. Üst tarafa odanın diğer tarafını, alt tarafa da benim olduğum tarafını atadı. Tekrar basalım. Bu halka modu. Şöyle kaldırayım.
360'a bir tık daha yakın ancak tam olarak 360 değil. Bu modda üst tarafı göremiyoruz. Sadece ve sadece etrafı görebiliyoruz. Üst tarafı çekmiyor. Halka şeklinde olduğu için zaten şöyle yaptığım zaman daha da anlaşılabilir bir hale gelecektir. İşte evet, 360 derecelik moduna gelmiş olduk. Nedir 360 derece? YouTube'da da videoları izleyenler bilirler. Bakınız. Hop. Her yeri görebiliyoruz. Şimdi size şu taraftaki duvarı göstermek istiyorum. Mesela tabii biraz geç geliyor. Mesela bakın. Şöyle yapalım. 1 saniyelik bir gecikme var ortalama. Şöyle dönelim, dönelim, dönelim. Şundan daha yukarıya gitmiyor. Alt tarafında bir lens olmadığı için şöyle stüdyomuzu da göstermiş olduk size. Şuradan bir tane ışık vuruyor. Şöyle. Ses kayıt cihazımız. Ve yukarılara da bakabiliyoruz. Tabii bu yukarıda kamera yerine gökyüzü vesaire gibi bir şeyler olsa daha egzantrik bir görüntü olabilirdi. Bu şekilde 360 derecelik. Şuradan basarsak görüntü ters düz oluyor. Başka çekim modlarına da bakalım. Şu var, küre şeklinde. Şu üzerindeki lensi alıyor. Buraya böyle koyuyor resmen. Bu da aynı 360 derece gibi. Çok fazla bir farkı yok aslında. En güzeli, en temizi 360 derece. Geniş açı fotoğraflar çekebiliyor. Bu geniş açıda 5 megapiksel çekebiliyor. Mesela bunlara müdahale edemiyoruz. Mesela abi ben diyorum ki 2 megapiksel çek ya. 2 istiyorum diyemiyorsunuz buna. İllaki 5. Buradan ayarlatmıyor. Ancak kameranın kendi üzerindeki tuşlardan bunu ayarlayabiliyorsunuz. Uygulamanın bence en mantıksız yerlerinden birisi. Şöyle her yerine elledim uygulamanın. Ama bir çözüm sunamamışlar buna sanıyorum. Şimdi şuradaki ayar sekmesinde ayarlayabildiğimiz şeyler. Birincisi white balance dedikleri beyaz dengesi. Beyaz ayarı seçeneği. Hani güneşli bir ortamdaysanız güneşe getirirsiniz. Ya da hani ben bu ayarları yapamıyorum abi diyorsanız otomatik white balance'a getirebilirsiniz. EV'de en kısa özetiyle zaten yanına anlayabilmek için koymuşlar. Gece ise EV'yi yok bu tarafa. Ortam karanlıksa getiriyorsun abi. Ortamı aydınlatıyor. Eğer ortam çok aydınlıksa şu tarafa getiriyorsun. Ortamı karartıyor. Şöyle. Şu an için biz bunu sıfır olduğu seviyede tutalım. Onun dışında eğer sen diyorsan ki ben bununla video değil de fotoğraf çekeceğim. Çünkü şu an record'a bastığım anda video çekmeye başlayacak. Şöyle yapıp kamera moduna da getirebilirsiniz. Buradan dilerseniz indirebiliyorsunuz. Orijinal boyutunda ya da daha küçük boyutla indirebiliyorsunuz. Cep telefonunuzun galerisine iniyor bunlar şu an. Direkt buradan inmiş sayılmıyor. Bunu şu an hala stream ediyor alet tabletimize. Daha sonra YouTube'a atabiliyorsunuz. Veya işte buradan Wi-Fi'nizin şifresini değiştirebiliyorsunuz. Olur ki aranızdan biri alırsa ilk açtığınız zaman Wi-Fi şifresi 1-2-3-4-5-6-7-8. Kullanım kitapçığında da bu şekilde belirtmişler. Ki telefonunuzda NFC varsa böyle bir şeye de gerek kalmıyor. Neyse biz geriye dönelim buna. Şimdi peki bu alet ne çekiyor, nasıl çekiyor? Şu modda gördüğünüz gibi 5 megapiksel çekiyor. Ayrıca Full HD video çekebiliyor. Ama şunu söyleyeyim, bir GoPro mesela Hero 4 performansı bu aletten beklemek bence yanlış olur. Bunun olayı biraz daha farklı. Hani alıp böyle 360 derecelik videolar çekersiniz bununla. O amaca hizmet ediyor. Ama mesela şu geniş açıda GoPro'nun daha iyi fotoğraflar çektiğini söylemeliyim. Ki zaten 5 megapiksel. Eğer baskı falan alacaksanız çok çok fazla bir işinize yaramaz. Onun dışında benim sevdiğim bir özellik olan yavaş çekim özelliği bunda çok iyi değil. 848'e 480 pikselde 120 fps çekebiliyor. Ki GoPro Hero 3'te bile 720p'de 240'lara kadar çıkabiliyoruz neredeyse. Ki iPhone'lar bile artık hani günümüzün akıllı telefonlarının aslında birçoğu daha yüksek seviyelere çıkabiliyor. Böyle bir aksiyon kamerasından daha yüksek bir seviye beklerdim şahsen. Full HD dediğim gibi çekim yapabiliyor. Bir 4K video çekemiyorsunuz bununla 1920x1080 maksimum alabileceğiniz çözünürlük. Ayrıca bu çözünürlüğü 30 FPS'de size veriyor. Yani saniye başına düşen kare sayısı 30. Bunu da Full HD'de arttıramıyorsunuz maalesef. Eğer daha yüksek FPS seviyelerine çıkmak istiyorsanız biraz çözünürlükten feragat edeceksiniz ve 720p dediğimiz çözünürlüğe düşmeniz lazım. Evet, son yorumlarıma geleyim yavaş yavaş arkadaşlar. Ürün güzel bence. Hani değişik bir ürün. Eğer böyle paranız varsa, şimdi bayram da geliyor yakında, harçlıklarınızı biriktirirsiniz. Kamera ihtiyacınız vardır. Aksiyon kamerası almak istiyorsunuzdur. Seçenekler arasına girebilir. Ancak hani GoPro ile profesyonel işler yapılabiliyor.
Bu çözünürlük olarak da hani geleceğe göz kırpmayan bir kamera. Onu söyleyeyim, Full HD'de kalıyor. 4K çözünürlüğü alamayacaksınız bu kamerayı alırsanız. En fazla 1080p'ye kadar destekliyor. Şöyle şu modlarda 1440p'lere çıkabiliyor. Ancak tabii çok kullanılabilir bir halde olduğunu söylemeyeceğim. Yani aşırı bir farkı yok. Şuradaki Full HD bana yeter diyorsanız kamera fena değil aslında. Hani zaten 360 derecelik kamera etrafınızda görme şansınız bence birazcık düşük. Bunu alırsan da şekil 1500 olur. O da ayrı mesele. Bu videomuzda Kodak PIX Pro SP360 isimli aksiyon kamerasını inceledik. Aklınıza takılan soruları yorum kısmına atabilirsiniz. Ayrıca videomuzu da beğenmeyi unutmayın. Bizi ekrandaki adreslerden takip edin arkadaşlar. Başka bir incelemede görüşmek üzere. Hoşça kalın.